Herkese merhabalar. Kadıköy Düşünce Platformu'nun bu haftaki toplantısına hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu kendini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor ve çalışmalarını insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim şiarıyla 29 senedir devam ettirmektedir. Bugünkü 1365. uzaktan da 100. toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kolokyum 2 yani konu seçimini gerçekleştireceğiz. Program akışımız moderasyon Mustafa Özcan'da ve 16.45'te de kapanışı gerçekleştireceğiz. Ben şimdi sözü Mustafa Bey'e bırakıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz şimdi ağırlıklı olarak seçim için herkesin konuşma hakkı var. Ama konuyla ilişkili üç tane boyut. Dikkat ederseniz Kadıköy Düşünce Platformu'nun da insan, bilim ve de düşüncüsü ve işte bilgi için olan üçlüsünü burada da bir bakıma aynı şekilde aktaralım istedim. Nedir? İnsan için insanı anlattık ve de biyolojik olarak ekoloji boyutunda insan ekolojinin de bir parçası olarak şu anda evrende kendi işlevini görüyor. Bilginin temelinde de sistem bilimi açısından olaya bakabiliriz. Böyle baktığımız zaman da kaçınılmaz olarak ne vardır? Sistem açısından bilgiyi izlemek vardır. Onu da Tarık ve ben bir bakıma yapacağız. Ayrıca ikisini bir arada görebilmek için de birleştirmek için de ve de sonunda da bir isme varmak, bir mesleğin bir adını burada zikredebilmek için bir aradayız. Belirleyebilmek için bir aradayız. O nedenle Atilla ile başlayalım istiyorum. Çünkü bir bakıma ayakları yere basan savunma yapılacak olan tez veya isim olarak ileri sürülecek konu doğayla ilgili olan ekoloji. O bakımdan, o açıdan Atilla'nın başlamasında yarar var diye düşünüyorum. Evet Atilla, buyurun. Evet. Şimdi ben bu ekolojiyle ilgili bir şey söylemeden önce ben bir kere şey söyleyeceğim. Şimdi bizim uzun zamandır holistik çalışmasında Mustafa, ondan sonra biz bu konuları sürekli olarak temelden bugünlere getirmeye çalıştık. Selin Hanım, bu şeyi Selin Hanım, bu Holistik Akademi'yi koyar mısın bir ekrana, bir zahmet? Şimdi bizim bu çalışmamızın benzerini ondan sonra gördüğünüz gibi bu akademi de almış ve çalışıyor. Şimdi incelediğimiz zaman şunu gördüm. Ondan sonra bu çalışmalar bizimkilerine çok paralel bir çalışmalar. Bizimkilerin fazlası var, eksiği yok yani. Ve Mustafa bunu 30 senedir tesis etmeye çalışıyor. İlk önce bilimlerde alt şeyi yani fizikti, kimyaydı, ondan sonra matematikti, mantıktı. Bunların hepsinin holistik yorumlarına girdi. Yani normalde kitaplarda bilimin analitik olarak yorumlarını bulabilirsiniz ama holistik yorumlarını şey yaptı. Yani birbirleriyle bağlantılı, Venn diyagramlarıyla vesaire falan bunları çıkarttı. Ve şey yaptı, bu çalışmaları aktardı. Bu çalışmalar bize ne yapıyor? Bir alt yapı oluşturuyor. Sonra aşağı yukarı bir seneden fazladır da biz bu holistik düşünceyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani bu konuları birleştirerek ondan sonra işte ekoloji olsun, sosyoloji olsun, ondan sonra zihin konusu olsun, bunları şey yapıyoruz. Ve bu çalışmalar bizim holistik düşüncemizi geliştirmesi açısından da çok önemli ve bunları önemsiyorum. Yani şimdi mesela bu hafta bir konuya için bir hareket yapacağız. Ama yapmadan önce ben bunları söyleme ihtiyacı doğdu. Mustafa yani bunları hep anlatırken ya acaba bizim bunları anlatıyor da ondan sonra ne kadar şey yapıyor? Şimdi şöyle bir şey var. İlk önce normalde duyum var, sonra algı, sonra ondan sonra düşünce. Bizim duyumlardan
algıya gelip de farkındalığı sağlamamız için bir altyapınız olduğu zaman bu konuları tekrar sizin zihninizde canlandırıp ondan sonra kendi aralarında bağlantı kurma imkanını sağlayabiliyoruz. Bu da bizim holistik çalışmasında en önemli altyapı. Selin Hanım şöyle yukarı doğru kaydır, sonra kaldırabilirsin onu. Şimdi ben ekoloji konusuna şey yapayım. Şimdi ekolojik biyo-coğrafya bu 18. yüzyılda başlamış, 19. yüzyılda ağırlıklı olarak Darwin ve ondan sonra Alexander Humboldt'un çalışmalarıyla ortaya çıkmış bir çalışmaların 20. yüzyılda devamıyla şey yapmış olan bir konu. Bu ne bu? Bu biyom, mesela biyom dediğiniz zaman bu sistemin içinde o biyolojik coğrafyada yani bulunduğu coğrafyanın bütün hem şeysi biyolojik altyapısını ondan sonra zoolojik yapısını hepsini inceleyen ve onlarla ortak bir yapıda içinde birbirlerine ada gibi oluşmuş yapıları şey yapar. Bir de şeyler var. Sizin ekolojik olarak coğrafyanızda belli enlemlerde bakarsınız ki ondan sonra o enlemde onlar belli yapılar oluşmuş. Bu ister biyolojik varlıklar isterse de ondan sonra bitkiler ve ondan sonra diğer şeyler. Şimdi bu coğrafyayı teşkil etmesinin de iklim, ondan sonra deniz ve coğrafya ile ilgili çok önemli bağlantıları var. Yani şimdi bir çölde yaşayan hayvanlar, bitkiler hepsi belli bir nitelik taşır ve onu başka bir yerde onları pek fazla bulamazsınız. Bunların içinde bir tek ayrıcalığı olan insandır. İnsan dünyanın her yerinde yapabiliyor, yaşayabiliyor ama gerek bitkiler gerekse hayvan ve diğer varlıkların yaşama alanları kısıtlı kalabiliyor. Hele bazıları çok dar bir alanda kalıyor. Dolayısıyla bunları holistik olarak nasıl? Yani bu holistik olarak baktığınız zaman bu işin içine hem giriyor, meteorolojiden tutun coğrafya giriyor, ondan sonra giriyor, zooloji giriyor, botanik giriyor ve bu konuları bunları meç ettiğiniz zaman da ortaya bir sonuç çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki belli bir şartları sağlayanlar ancak burada mevcudiyetleri var. Yani şimdi kuzey ülkelerinde ki türlere baktığınız zaman, doğadaki türlere baktığınız zaman kutup bölgesindekiler fevkalade azalır. Ama bizim kuşağımıza geldiği zaman da müthiş bir şekilde zenginleşir. Bunların sebepleri nedir, ne değildir? Ayrı bir şey. Ama bu konu belki ilginizi çekebilir ve faydalı olabilir diye düşündük. Ben açıkçası bu daha evvelden bu konuları işlemedik. Biz daha çok bilim, biraz sosyoloji, biraz psikoloji taraflarını ele almıştık. Bu ilave konu olarak da bu konu ilginç geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlarım da bunu işleyebilirler diye düşünüyorum. Peki. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Yani ekoloji, tabii ki ekoloji biraz önce bahsettiğim gibi insanın da içinde bulunduğu evrensel en büyük konulardan bir tanesi. Biyo-coğrafya dediğimiz bölgelere baktığımız zaman, biyo-coğrafik bölgelere baktığımız zaman bitki temelinde hayvanların da dünya üzerinde nasıl dağıldığını, niye oralarda olduğuyla ilgili pek çok sorunun cevabını bize hazırlayabilecek kadar geniş kapsamlı ve büyük bir düşünce alanını, düşünce bir realini, bir domenini kapsayan bir konu. Şimdi biraz bu somut konu sonrasında soyut tarafa geçeceğiz. Bu soyut tarafta da Tarık Akın bize bir bakıma sistem temelli olarak anlatacak ama
Onun öncesinde holistik bakıştan sistem, bilinç, bilinçlik, karmaşıklık ve on disiplinlik kavramlarının tek tek ve ortaklaşa ele alınması şeklinde bir ifadeyi burada aktarmış olayım. Bu şu anlama geliyor. Gerçekten baktığımız zaman sistem, her şey sistem. Sistem olmayan bir şey yok. Evren de sonucu bir sistemdir. Öyle baktığımız zaman hücrenin en küçük olarak baktığımız zaman kuantum seviyesi de deki olgular da bir sistematik içerisinde, bir sistem içerisindedir. Yani belli bir formülasyona uygun olarak hareket ederler anlamına geliyor. Veyahut da onun pek çok tarafı olmasa bile sistemlerin onun içerisine koyabileceğimiz şeydir. O bakımdan sistem çok önemli. Tabii sistemin insan boyutuna indirgenmiş şekli bilinç oluyor. Bu bilinci kullanabilmek için mantığımızı kullanıyoruz ama holistik bakıştan biz mantıktan ziyade diyalektik mantık mantığında. Peki diyalektik mantık tarihin köşelinden itibaren bizi bir noktaya kadar getirmiş olduğunu düşündüğümüz zaman ne olacak? Bakıyoruz ki bir karmaşıklık ortaya çıkıyor. Bu karmaşıklığı çözebilmek veya da o karmaşıklığı anlayabilmek için de omnidisiplinerlik, hatta onun da ötesinde holistik bir anlayışın veya da bilimsel yaklaşımın gereğini duyuyoruz. Böyle bir başlık ile ben zaten 5-6 tane konuyu kendimi anlatacak şekilde şu anda bile elimdeki bilgilerle 5 tane, 6 tane veya da öyle o sayıda diyelim oturumu, 5-6 haftalık oturumu için bir altyapıyı oluşturdum elimdeki bilgiler bakımından. Nedir bu mesela şeye baktığımız zaman konuları holistik bakıştan hareketle ele almak için holistik çerçeve denilen kavramın ilkeleri nelerdir diye baktığımız zaman da mantık ilkelerini, holistik mantık ilkelerini, holistik bilimsellik ilkelerini ve holistik düşünce ilkelerini konunun içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Bunu dahil ederken de karmaşıklığı yenmek üzere tabii yapıyoruz bunu. Onu yaparken de ağırlıklı olarak karmaşıklık parça bütün ilişkisi, ondan sonra araç ve ihtiyaç ilişkisi ve toplumla birey ilişkisi şeklindeki kutupsal diyelim boyutlandırma veyahut da eksenler veyahut da koordinatlar üzerinden ele alınabilir diye bu arada aktarmış olayım ki diyalektik olarak da yaratıcılık ve de pardon bunu daha ileriye götürmeyelim bu kadar kalsın. Ben şimdi sözü Tarık Akın'a vermek istiyorum. Tarık Bey buyurun. Herkese tekrar iyi günler. Bu kolokyumda işleyeceğimiz konuları tespit etmek için herhalde şu anda görüşlerimizi bildiriyoruz. Benim görüşüm daha doğrusu biraz da artık güncel olan görüş, düşünceyi de bir genel sistem teorisi içerisinde incelemek. Önce bir genel sistem teorisinin ana hatlarını çok kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Evrende bol bol gördüğümüz, yani doğada bol bol gördüğümüz sistemler vardır. Hatta şöyle söyleyebiliriz, sistemler en küçük elektron, çekirdek yapısına kadar evrende gördüğümüz her bir olgu sistem olarak ortaya çıkıyor doğada. Bunu düşünce sistemine analoji yapmaya çalışacağız. Önce ama genel sistem teorisinin ana hatlarını bir tekrarlamak istiyorum. Her sistemin bir sınırı vardır. Yani bu sınır içerisinde olaylar gerçekleşir. Ama sistemlerin, burada Mustafa Hocam karşı çıkacak ama genel sistem teorisinin ana hatlarından biri de her bir sistemin başka bir sistemin alt sistemi olduğu varsayımı. Bu herhalde bu bazı şeyleri açıklamak için böyle bir kabul gerekiyordu. O yüzden de genel sistem teorisinde bundan bahsediliyor. Alt sistem olması bir üst sistem ile ilişki içerisinde olduğunu da ayrıca ifade ediyor. İkinci husus, sistem çerçevesi içerisinde sistemin birçok
sistem elemanından oluştuğu, bu sistem elemanlarının birbiri arasında ilişkide olduğu, her bir sistem elemanının yine sistem sınırı üzerinden dışarıyla, yani bir üst sistemle de ilişki içerisinde olabileceği ve o zaman şöyle bir sonuca varıyoruz. Bir sistem çalışırken sistem sınırı içerisinden bir giriş var. Buna X diyebiliriz. Ve sistemden de bir ürün olarak çıkış var. Buna da Y diyebiliriz. Bu halde Y eşittir fonksiyon X gibi bir bağlantı da kurabiliriz. Bu yine burada sistemin en önemli özelliklerinden birisi de sistemin devamı için dışarıdan girdi olarak aynı zamanda bir enerjiye de ihtiyacı olduğudur. Ayrıntılara girersek sistemin çıkışından sistemin içine veya sistemin giriş kısmına feedback olabilir, yani geri dönüş olabilir. Düşünce sistemiyle analoji yaparken en önemli hususlardan biri de bana göre sistemin toleranslarıdır. Sistem parçalarının her birinin kendi toleransı olduğu gibi sistemin de bir bütün olarak toleransı olması gerektiğidir. Bu toleranslara karşı sistem içerisinde tolerans aralıkları mevcuttur. Bu tolerans aralıkları aşıldığı zaman sistem kaosa girer ve sonuçta da yok oluşa girer. Şimdi burada düşünce ile bir bağlantı, bir analoji yapmaya kalktığımızda, bunu özellikle holistik anlamda yapmaya kalktığımızda bir düşünceyi sistem olarak düşündüğümüz zaman oluşturmak istediğimiz ana düşüncenin alt düşünceleri olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani üst düşünceyi, ana düşünceyi doğrulayan ve birbirleri arasında çelişki olmayan ve üst sistemle de çelişkisi olmayan alt sistemlerin, alt düşüncelerin olması gerekir. Yine burada toleransa değineceğim. Bir önceki benim sunumumda bahsettiğim ve sonra Mustafa hocamızın uyarısıyla, dolaylı uyarısıyla onu düşüncenin ilkeleri değil de düşüncenin çelişmezlik ilkeleri olarak değiştirdiğim dört tane ilke saymıştım. Bu ilkeleri de yine tekrarlamak gerekirse birinci ilke mantık ve ustamlamaya aykırı olmaması düşüncenin. İkincisi doğa yasalarına aykırı olmaması. Üçüncüsü insan doğasına aykırı olmaması. Dördüncüsü ise ki bu en önemlisi galiba düşünce sistemimizin, bizim yani öznel birey olarak düşünce sistemimizin aslında çok da mekanik kurallarla çalışmadığı ve işte limbik sistemin, beyindeki limbik sistemin bir kendi kendine organizasyonu dolayısıyla gelişigüzel doğrultulara da gidebileceği korkusuyla diyelim, düşünce sistemimizin işleyişinin bir yapısallığa, bir yönteme ihtiyacı olduğu, bunu vurgulamıştım. Şimdi holistik açıdan baktığımız zaman genel sistem teorisi ile holistik düşünce arasında böyle bir analoji kurulabilir. Ve burada özellikle genel sistem teorisindeki tolerans aralıkları düşünce sistemindeki çelişmezliklerle bağdaştırılabilir. Benim bu bağlamda söyleyeceğim bu kolloquiuma bir konu olarak belki düşünce sisteminin genel sistem teorisi ile analojisi ve bu arada Ateşen Bey'in de özellikle bu konuda uzmanlığını biliyoruz. Beynin işleyişinde kompleks adaptif sistem kavramını ele almamız gerektiğini şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tarık ya, benim sana bir soracağım bir şey var. Bu şimdi sistem teorisinde sistem bir zincir şeklinde mi düşünüyorsun? Yoksa ondan sonra bir seri sistem mi, yoksa paralel bir takım sistemlerin bağlantısı şeklinde mi şey yapıyorsun? Yani yani mesela bilgisayar tabiri caizse bir şey gibi hiyerarşik bir modelde çalışır. Halbuki beyin paralel çalışır tabiri caizse kendi içindeki şeyler bütün sistemde.
Yani bildiğimiz kadarıyla, tabii ki bir nöroloji uzmanı değiliz ama beynin çalışmasında hem paralel çalışmalar var hem seri bağlantılar var. Evet. Ve iç içe bir sürü sistemin bir araya gelmesinden oluşuyor. Örneğin insan da bir sistem ve insanın alt sistemleri, örneğin düşünce sistemi ve bir de bedenimizin sahip olduğu biyolojik bir sistem, insanı bu iki alt sistemin bir üst sistemi olarak görmek mümkün. Tabii burada paralel çalışmalar, seri çalışmalar hepsi mümkün. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet arkadaşlar, bir tane iki şeyi düzeltmek istiyorum. Bir tanesi alt sistem, üst sistem kavramını bu şekilde benimsemeyeceğim. Yok öyle bir şey. Zaten biraz önce gelmeden önce koyduğum bir resim var. Geç gezdiği için göremedi Tarık. Orada en üst sistemde canlılık var, en altta da tür var. İkisi bir sistem. Hem insan bir sistem veya tür olarak, hem de canlılar bir sistemdir. En üst sistemden en alt sisteme kadar 9 tane sistem var birbirine bağlantılı ama hiyerarşik olarak. Onu bir söylemek istiyorum. Başka ne vardı? Başka bir şey daha vardı ama bu konuda herhalde söyleyecek daha çok şey var. Ona geçmeden önce Metin Bey'e söz vermek istiyorum. O çünkü hazırlık yaptı. Daha sonra da Ateşen Bey'in bir hazırlığı var. Ben de galiba söz. Evet. Yani çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama aklımda olanları şöyle hatırladıklarımı bir tekrarlayayım. Yani sistem düşüncesi dediğimiz yaklaşımla biz bundan sonraki toplantılarımızı devam ettirecek olursak, esasında bakacak olursak bugüne kadar yapılan çalışmalar da bu kapsamda yürütülen çalışmalardı. Yani böyle baktığımızda sistem düşüncesi bize yani temel ilkeler açısından bakıldığında üç yaklaşım sunuyor. İşte bütüncül ya da holistik yaklaşım dediğimiz, ya da disiplinler arası yaklaşım, ya da bilimsel yaklaşım. Yani aldığımız eğitim, çevresel etki açısından baktığımızda tabii bilimsel yaklaşım odaklı tartışmalar, sunumlar, konular daha bir ilgimizi çekiyor, daha bir odaklanıyoruz bunlara. Yeni yeni bir süredir insanlık açısından baktığımızda bunu söyleyebiliriz ama bu bizim için de geçerli bir ölçüde. Son belki çeyrek yüzyılda disiplinler arası yaklaşımın da önemini fark ettik ve işte farklı disiplinlerin farklı pencerelerden konuya nasıl baktığını görmeye, anlamaya çalıştık. Oysa burada bile bir takım eksikler ve tam olarak konuyu kavrama ve ortaya koymada sıkıntılar yaşandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla holistik bir yaklaşıma, bakışa ihtiyaç var. Biz de burada ister soyut ister somut bir konu üzerinde sunumları, oturumları belirlemiş olalım. Bana öyle geliyor ki elbette bilimsel bir yaklaşımla konuyu ele almak ve konuyu irdelemek önemli. Ama farklı disiplinlerin bu konuya nasıl yaklaştığını da irdelememiz gerekiyor. Ama bu da yetmiyor. Mutlaka yani eksik bırakmamak adına bütünsel bir yaklaşımla konuyu irdelemek önemli. Burada tabii sistem düşüncesini bu işin temelinde konu ne olursa olsun dikkate alacak olursak şöyle bir avantaj da sağlayacaktır bize diye umuyorum, düşünüyorum. İster hani belirleyeceğimiz trimestri konusu somut bir konu başlığı olsun, isterse soyut konular olsun. Bunlar arasında geçişkenliği, birbirleriyle olan etkileşimini de kurma konusunda bize destek verecektir. Ve de konuyu daha etraflıca, daha holistik görme, anlama konusunda katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani herhangi bir konu başlığını belirleyebiliriz ki burada zaten hani sonsuz bir çerçevemiz de yok. Hangi yönde ilerleyeceğimiz aşağı yukarı bugünkü toplantı sonucunda hemen hemen belirlenecektir. Belki müfredat anlamında hangi alt başlıklarla bu konuyu irdeleyelim diye konuşacağız.
Bu detayları belirleyeceğiz ve de hani ilgimizi çeken ya da katkıda bulunabileceğimiz başlıklarda da sunumlar hazırlayıp sunacağız. Ama orada bu ilkelere uygun hareket etmek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hangimiz sunacak olursak olalım. Yani bilimsel bir yaklaşım, multidisipliner bir konuyla etrafından bakarak o konuyu ele almak ve de holistik bir bakışla zihnimizi aslında bu konuya odaklamak en zorlanacağımız şeydi bu. Çünkü yetişme tarzımız, aldığımız eğitim, uzun yıllar yaptığımız meslekler bazen buna engel olabiliyor. Orada da işte Mustafa Hoca'ya ve uzun yıllardır Kadıköy Düşünce Platformu'na destek veren arkadaşlarımıza çok iş düşüyor. Sunumu kim yaparsa yapsın mutlaka o katkı bölümlerinde sorularla, yaptıkları katkılarla bu konuyu zenginleştirip açıklığa kavuşturacaklardır diye düşünüyorum. Biraz bu hani sistem düşüncesi de konuşuldu, birkaç şey de onunla ilgili söyleyip tamamlamak isterim. Şimdi tabii sistem düşüncesinin birçok boyutu var ya da sistem yaklaşımının birçok boyutu var. Belki bir konu başlığı olarak da bu sistem düşüncesi nedir, ne söylüyor, bunu nasıl anlamalıyız diye bir şey de oluşturabiliriz. Bir oturum konusu da oluşturabiliriz. Hani geçen toplantıda da işte Peter Senge'den falan bahsetmiştik hatırlanacağı üzere. Ama bu konuda yani çalışma, birçok çalışma var. Bunları derli toplu bir sunum konusu olarak ele alırsak hem holistikle çok ilişkili bir konu başlığı, onu da ele alırız diye düşünüyorum. Yani oradaki önemli konulardan bir tanesi de bu sistemlerin kapalı ya da açık olmasıyla ilgilidir. Dışarıdan herhangi bir şey alan ve dışarıya herhangi bir şey veren açık sistemdir. Bunu başaramayan da kapalı sistemlerdir. Dolayısıyla biz dışarıdan bilgi alan, aslında burada da bir sistem var. Yani Kadıköy Düşünce Platformu'nda böyle bir açık sistem gibi düşünebiliriz. Bir takım bilgileri içeriye taşıyoruz, proses ediyoruz ve onu işte hazırladığımız videolarda, kendi içimizde yaptığımız tartışmalarla, sunumlarla bir ne diyelim, bir çıktı olarak da dışarıya bunu veriyoruz. Dolayısıyla burada da bir takım döngüler ve sisteme ilişkin bir takım şeyler var. Ama mesela herhangi bir şey üretmeseydik, dışarıdan herhangi bir girdi almasaydık kapalı bir sistem olacaktı burası. Kapalı sistem olmak da aslında herhalde çok keyifli ve de katkı sağlayan bir alan üretmese gerek diye düşünüyorum. O nedenle hani açık bir sistem olmanın gereğini yerine getirerek Kadıköy Düşünce Platformu'nda hem sunumlara katılan, hem sunumları yapan, hem de videolarla dışa yönelik, yani dış çevrelere yönelik sunduğumuz ne diyelim, ürün ya da bilgiyle açık sistem olmanın gereğini yerine getirmek gibi de bir sorumluluğumuz var deyip bitireyim söyleyeceklerimi. Peki, teşekkür ederiz. Evet, böyle sistem kavramını çok boyutludur diye ifade etmek isterim ekstradan. Özellikle Metin Bey'in bahsettiği tekersinlerin organizasyon sistemleri üzerindedir o. Ama mineralojide de sistemler var. Kristal sistemleri diyoruz. Ona baktığımız zaman jeolojide de sistem vardır. Tabakalaşma ve de işte kıtalar. Evet. Birer sistemdir bunların arkadaşlar. Aynen öyle. Edebiyatta bile sistem var. Edebiyatın sistemleri diye böyle diyor. O bakımdan pek çok alana şey verir, bilgi verir. Ve birkaç özelliğin üzerinden zaten çok özelliği var ise onun kendi alanını daraltmıştır bir konu. Sistemde çok özelliği kavramıyla hareket edilmez. Sistemler çok genel birkaç tane tanımla belirtilmiş olur sistem kavramı. Temel sistem düşüncesindeki ana kavramlar bellidir. Sınırları vardır. Kendi iç ilişkileri vardır. Dışla iç arasındaki şeyler vardır. İletişim ve bağlam içerisindedir vesaire vesaire. Onları konuşmak mümkün tabii hepsini, ama bu ne yapıyor bize? Birkaç değişik, birkaç tane az kavram ve onun özellikleriyle pek çok alana sirayet etmek imkanı veriyor. Sistemin şeyini arttırmaya kalktığınız anda niteliklerini onu daraltmış olursunuz. Belli alana
müteallik veyahut da o alana odaklanmış veyahut da o alan için hazırlanmış olarak görürsünüz. Onu da bu arada açıklamış olayım istedim. Evet arkadaşlar, Ateşen Aybars konuyla ilişkili görüşlerini aktaracak. Ateşen, buyurun. Ateşen yok mu? Bıraktı gitti mi? Ne yaptı? Ateşen. Evet. Ateşen'e evet, telefonla bir arasın bir arkadaş. Selin, Ateşen'e bir telefonlara bakalım. Neyse, başka konuşmacı olarak başka arkadaşların fikirlerini alalım istiyorum. Başka talep edenler şu anda kapalı duruyor çoğu. Ama Fuat Bey konuşmak istiyor galiba. Peki. Pardon. Sistem teorisi dendiği zaman, gerçi adı geçmedi ama Bertrand diye atfedilir. Fakat modern zamanlarda sistem teorisinin bence temellerini atan sibernetik ve Norbert Wiener'dir. 1948 galiba yazdığı kitap. Sibernetik ve kontrol, insan ve hayvan dünyasında iletişim ve kontrol gibi bir başlığı olacaktı onun. Fakat sistemi çok iyi bugünkü anlamda anladığımız şekilde tanımlayan o kitap ve Norbert Wiener galiba. Sistem kendi içinde bölgelerden, parçalardan oluşur. Parçalar arasında dinamik ilişkiler vardır ve bunlar tabii mühendislik konusunda daha çok olduğu için matematiksel ifadelerle tanımlanır diyor. Ve sistemin girdileri vardır, çıktıları vardır, çıktısı ya da girdisi neyse vardır. Ve bunlar yine matematiksel ifadelerle tanımlanır. İşte bu temel çatı diyelim, bir sürü mühendislik sisteminin zaman içinde bir modele oturmasını sağlamıştır. Şimdi Norbert Wiener bunun zamanında radarlarla falan ilgili ve top atışlarıyla askeri, işte İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında yaptığı çalışmalara dayanarak yapmıştı askeri sistemlerde. Ama sonra daha sonra sistem teorisini geliştirenler işte bunu sosyal sistemlere falan genişlettiler diyelim. Fakat bir sistemde konuşulduğu gibi sistemin içinde parçalar, alt sistemler vardır. Bunların arasında ilişkiler vardır. Bu ilişkiler iyi tanımlanır, matematiksel tanımlanabiliyorsa daha da iyidir. Yine girdisi matematiksel tanımlanabiliyorsa iyidir, çıktısı da öyle. Ve kendi içinde tabii o ilişkiler arasında bir de geri beslemeler vardır. Ve bence sistem diyorsun, yani benim kişisel kanım oturtan bugünkü anlamda Norbert Wiener'dir, sibernetik kitabıyla diyeyim. 1948'de. Evet. Peki arkadaşlar, tabii sistem sözcüğünün kullanılması veyahut da ilk sistemi Hegel tanımlamıştır. Onu da unutmayalım. Felsefi bir tanımdır ama zaten sistem kavramını ille de bilim temelinde tanımlamak mümkün değil. Sistem kavramı bir düşünce bazlı olarak ortaya çıkar. Ondan sonra tabii sistemi termodinamik açısından irdeleyen bir bakıma Clausius'tur. Clausius'tan sonra işte termodinamikte istatistiksel termodinamiği, daha doğrusu istatistiksel fiziği termodinamiğe sokup onun devamında bir bakıma ne gelmiştir? Entropi kavramının geliştirilmesi ve onun enformasyon boyutuyla ilişkisi olarak devam etmiştir. Daha sonra işte Norbert Wiener gerçekten de sistemi mekanik boyut içerisinde sibernetik üzerinden tanımlamıştır. Ama biyolojik boyutu işin içerisine sokup daha genişle ben de genel sistem teorisiyle olmuştur ki ondan sonra da sosyal sistemler ve çok kişinin katılımı olan bir sistem kuramı veyahut da sistem kuramlarındaki ilişkisel akış süreç olarak ifade edebileceğimiz çok yönlü, çok taraflı, çok etkin bir çalışma olmuştur. Sistem kavramı dünya çapında. Dünyadaki muhtemelen bütün her şeyin sistem içerisinde olduğu fikrini ben tekrarlayalım. Onun için belli bir kişinin sistem kavramı üzerinde egemenlik kurma imkanı yok. Pek çok konu
sistemin bir parçası olarak çok değişik kişiler tarafından ortaya atılmış ki mesela organizasyon sistemlerinde de bu sefer Peter Senge'nin çok katkısı oldu. Onun haricinde onu bıraktım. Peter Senge'den önce dinamik sosyal dinamik sistemleri Jay Forrester incelemiştir. Jay Forrester'ın incelemesiyle de meşhur o Roma kulübünün kitabı çıkmıştır. Limits of the Grove diye. İşte orada da bir tanımlama vardır. Ama ben size daha 10 tane farklı sistem konusunda çok önemli katkılar yapmış kişinin adını söyleyebilirim. Ama şu anda bunun için gerek görmediğim için o olayı biraz daha farklı bir boyutta diğer konuşmacıların da diğer fikirlerini almak üzere ben sözü burada bitirmek isterim. Ne anlamda? Kendimin konusu olarak da yani sistemin oluşmasını veya sistem konusunun holistik bakıştan ilgilenmesini istiyorum. Bunu baştan aktarmış oluyorum böylece. Ama mesela ekosistem de ekolojinin bir parçasıdır. Ekosistem kendi içerisinde de bir boyuttur. Ama evren sistemi olaraktan bakıp bu sefer evrenin evrimi diye ayrı bir sistem akışı içerisinde olayı da irdelemek mümkün olduğunu aktarmış oluyorum. Evet, söz almak isteyen arkadaşlar var diye düşünüyorum. Kim olabilir? Ümit Bey. Evet, teşekkürler. KDP'nin daha önceki yıllardaki çalışmaları sırasında aslında sistem düşüncesini farklı boyutlarıyla birkaç defa ele aldık. En azından benim katıldığım dönemlerde. Hakikaten holistik bilim açısından sistem düşüncesi önemli bir temel oluşturuyor. Dolayısıyla gelecek sömestr için ele alacağımız konuları gözden geçireceksek bugün benim de önerim hücre, oradan organizma ve canlılık ve ekolojiye kadar bir geçiş. Daha sonra bunu da sosyal bilimlerde sosyolojiyle bağlayıp bireyden topluma, toplumu bir inceleme. Dolayısıyla holistik olarak bütün bu çerçevede hem canlılığı hem de günümüz toplumlarının incelenmesi olarak da bir müfredat belki oluşturabiliriz. Bunu yaparken tabii biyolojiyi ele almış olacağız ki son yılların popüler bilim konusu aslında o. Sosyolojiden zaten uzaklaşmamız mümkün değil. Biyolojiyle sosyolojiyi de böyle bu şekilde birleştirebiliriz. Aradaki geçişleri de irdeleyebiliriz diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Burak da herhalde bazı şeyler söyleyecek diye düşünüyorum. Buyurun Burak Bey. Yok mu, öyle sabit mi onun şey görüntüsü? Evet. Talip, sen de bir şeyler söylersin. Buyurun Talip Bey. Talip Yılmaz. Ya ben de biraz biyolojiye doğru eğimliyim. Sistem teknik biliyorsunuz bizim tahsilim sırasında teknik üniversitede yeni başlamıştı. Bizim profesörümüz de bunun öncülerinden bir tanesiydi. İkisi de rahmetli oldular. Birisi Pahal, öbürü adı aklıma gelmedi. Şimdi söylerim. Ama sistem teknikle bu Atilla Hocam'ın söylediklerini mix edebilirsek çok iyi olur gibime geldi. Biliyorsun. Peki. Evet. Teşekkür ederim. Çetin Bey'in de fikrini alalım. Çetin Bey. Mikrofon kapalı Çetin Bey. Açmanız lazım. Ne diyorum? Geldi mi ses? Gelmiş olmaz. Evet. Evet. Ben şeyi soracaktım. Çok merak ettim. Bir şey içindekiler derler. Münderecat, müfredat derler. Bu Göte'nin. Acaba bu söylediğimiz şeyler Göte Enstitüsü holistik sisteme nasıl yaklaşmış? Yani nasıl titriler var? Bu konuştuğumuzun içinde belki ondan
çakışan yerler vardır. Onu sonra bir bulursak. Ben açıklama yapayım Çetin Bey. Göte Enstitüsü'nün, Göte'nin fikirleriyle hiç ilgisi yok. Sadece ismini kullanıyor. Onu söyleyeyim. Öyle mi? Ha, tamam. Göte Enstitüsü'nün hiç ilgisi yok. O dil öğretmek üzere Almanca'da nasıl tabii. Yunus Emre Enstitüsü kurduk. İşte orada Türkçe öğretiliyor. O da öyle bir yer. Evet. Ama Göte bilimi diye bir bilim var. Ama o Tayf üzerinden şeye karşı çıkıyor çünkü. Ben kısaca bunu anlatayım madem. Evet. Bu arada girdi konuyu ama detayını çok öncelerinden çok fazla izledik zaten. Fazla üzerinde konuşmak da istemiyorum. Göte'nin bir bakıma olayın içerisine girişinin arkasında mekanik görüşe karşı, Newton'un mekanik görüşüne karşı bir hareket şeklinde oluşmuştur. O nasıl yapmıştır bunu? Tayf denilen olayı, ışık tayfi denilen olayı holistik olarak gerçekten inceleyebilmiştir. Çünkü baktığınız zaman parçalara ayırmıştır tayfı. Üç tane rengin karışımı vesaire öyle devam eder. Oysa tayfın üzerinden hareketle holistik bir yaklaşımla bir tayf üzerinden, ışık üzerinden yeni bir bilim yaratmak istemiştir Göte. O açıdan baktığımız zaman Göte bilimi denilince orada Göte'yi anlatılmaz. Onu da anlatayım. Yani orada Göte'nin fikirleri değil. Göte'nin evet. Yaklaşım biçimi. Ama holistik lafını kullanmaktan ziyade Göte lafını kullanıp daha da böyle popülerleştirmek için. Evet. Tanındığı için. Evet. Bu Mahal Koleji'nin yaptığı o. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çünkü ben bunu anlattığım zaman bundan 12-11 yıl önce Göte'yi neredeyse 2-3 hafta anlattım. O zamanlar Tayfı da anlattım. Bilmem neydi ama dinlemeyen arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar sürekli tekrar ediyor. Sonunda ben de bu şekilde bunu işledim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Devamla bizim konumuzla ilgili bazı fikirleri olan arkadaşların Ateşen çünkü çıktı. Onun söyleyeceği birçok hazırlığı da vardı ama yanlış anlamış. Bizim hazırlığımız konuşmacı olarak yoksa sunucu olarak değil, sunum yapmayacak kimse öyle bir şey yoktu. Ateşen burada hocam. Ama açmıyor. Neyse. Evet. Herhalde küstü bize. yok küsmez. Her şeyi yanlış anlamaya muktedir bir kişi ama küsme konusunda da böyle bazı huyları var işte. Yoksa var. Doğru erken kalkıyor orası öyle. Yani ifadesini doğru kullanmamış olabilir. Konuşmacı olmak başka bir şey, sunumcu olmak başka bir şey. Sunumcu yapılmayacaktı. Kimse konuşuldu zaten. Dinlemiyor, etmiyor. Sonra kendine göre kafasında bir şey geliştiriyor ve o konuda da kendisi ikinci veya geri planda kalınca bu sefer de böyle kapatıyor, şey yapıyor. Neyse. Evet. Başka Celal Bey buyurun. En geniş konuda strukturalizmin dil bilimle ve de yazınla olan ilişkisi ve oradan da holistik yaklaşımın neler olacağı konusunda Celal Bey'i dinleyelim. Ondan espri yapıyorum ben. O şimdi bu lafları duyunca ne diyeceğimi ama savunma hazırlıyor. Strukturalizm biliyorsunuz bir antropolojik kökenden gelip sosyal boyutta geliştirilmiş ve de en geniş yumuşak antropoloji konusu olarak içine edebiyatı da alıyor arkadaşlar. Onu da aktarmış olayım. Evet Celal Bey buyurun. Tabii bir ön hazırlık olmadığı için o tarafıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Bir sistemle ilgili birkaç cümle etmeye çalışacağım. Sistem hem bütünsel bakışta bilimde hem de analitik bilimde her ikisinde de bildiğimiz kadarıyla olan bir olgu. Parçaların kendi içindeki uyumları, parçaların dış çevreyle uyumları bir sisteme bağlı olduğu gibi parçaların bütünsel olarak da bütüne bağımlılıkları da bağlılıkları da bir sistemi oluşturuyor, gerektiriyor. Ve bu sistem sayesinde biz o indirgemeci bilimle, indirgemeci yaklaşımla bütünsel yaklaşımı da birbirine daha da yaklaştırabileceğiz diye düşünüyorum.
Yani okuduklarımdan anladığım kadarıyla. Tabii ki indirgemeciden çok, indirgemeci bir yere kadar geldi, artık işlevini tamamlamak üzere diye bakıyoruz bütünsel bakışla. Önemli olan bütünsel bakışa, işte indirgemeciliğin de yardımıyla bütünsel bakışa nasıl ulaşabileceğiz? Her ikisi de sistemlerden oluşuyor diye kısa bir girizgahta bulunmak istedim. Mustafa Bey, söyleyeceklerinizi bekliyorum. Bilmiyorum doğru oldu mu? Şöyle söyleyelim. Sistem her zaman, her zaman bir sınır içerisindedir. Yani şimdi dikkat edersek, eğer mistik olaraktan Tanrı kavramını korsak herhangi bir şekilde sınırı yoktur. O nedenle sistem dışıdır Tanrı kavramı. Ama evren dersek, biliyorsunuz evrenin bir sınırı var. Bir başlangıç noktası var. Bir de onun sonlanan bir kısmı var. İşte görebildiğimiz 13.8 milyar yıllık bir alan, bir hacim veyahut da bir büyüklük olarak karşımızda. Büyüklük olarak farklı da çıkabiliyor. Çünkü Big Bang sonrası o şişmeyle birlikte zaman olarak da 88 çıkıyor. Ama hacim olarak da 93 milyar ışık yılı gibi farklı bir genişlikte hacmi ifade etmiş oluyor evren. Şimdi oradan bakarsak, yani bunun bir sınır içerisinde olduğunu hemen anlıyorsunuz. Demek ki sistem bir sınırlar içerisinde olmak gereğinde bir olgu. Sınır olmayan bir şey sistem olamıyor maalesef. Çünkü sınır içerisindeki bir öz vardır. O öz kendi içerisinde değişik şekilde tanımlayabilirsiniz. O bir ilişkisel özdür. Kendi içerisinde bir şeyin dönüştürülme imkanını sağlayacak şekilde bir mekanizmayı kendi içinde barındırır bir sistem. O yoksa mesela insan ne yapıyor? Dışarıdan aldığı yiyecek oksijenle birlikte, diğer maddelerle birlikte onu enerjiye dönüştürüp bir hareket, bir düşünme şeklinde kendisini var ediyor. Yani insan sistemi de odur. İnsan sisteminin alt başlıklarını da işte solunum diyebilirsiniz. Bizdeki meşhur işte tanım olarak geliştirdiğimiz şeyler, endokrinal sistem dersiniz, şey dersiniz, nöroloji, sinir sistemi dersiniz, işte dolaşım sistemi dersiniz, kalp ve diğerlerini işin içerisine katarak vesaire vesaire. Bunu her türlü yapabilirsiniz. Sistem çok geniş bir kavram ama son zamanlarda şimdi karmaşıklık da bir sistemdir. O sistem karmaşık bir kaos sistem olmaktan çıkıyor. Çünkü bir geçiş aşamasında olmuş oluyor. Onu sistem olarak tarif etmemiz imkanını zorlaşmış oluyor. Ama neyi yapabiliyoruz? Neyi yapabiliyoruz? Gerçekten de şunu yapabiliyoruz. O geçişleri bir tarafa bırakıp aynen kuantumdaki şey gibi, tünelin denilen şey de aynen bir bakıma o kuantumdaki dekoherans sınırları gibi. Onlar da başka bir sistemle öbür sistem arasındaki sınırlar olmuş oluyor. Onlar kendileri birer sistem olmuyor ama onlar birer sınır olmuş oluyor. Onu da aktarmış olalım böylece. Görüyoruz arkadaşlar, sistemi genişletmek, konuşmak üzerinde çok kolay. Sadece olayın özündeki şeyi görelim istiyorum. Ne diyelim ona? İnceliği görelim istiyorum. O zaman rahatlıkla her şeyi sistem içerisinde irdelememiz mümkün. Yani sistemi iyi tanımlamak demek, onu da holistik boyutla ilişkilendirip irdelemek demek. Yani paralelinde multidisipliner olarak şöyle bakalım. Diyalektiği alacaksınız, sistemi alacaksınız. Holistik düşünce olaraktan en büyük katkı olan, hepsi holistik olsun istediğim için onu isim olarak sokmak istemiyorum. Ama holistiğin işte 2 artı 2 5 eder, 2 artı 2 5 eder şeklindeki o durumunu ifade edeceksiniz ki buna biz işte organizasyonda belirim denilen, oradaki bir belirim olmuş oluyor. Onu da kattığınız zaman sistem tanımı içerisinde irdeleyemeyeceğiniz hiçbir şey kalmamış oluyor. Onu da bu arada bir şekilde ifade etmiş olalım istiyorum. Evet, Dursun Hanım'ından da bir bilgi alalım. O da ne diyor, ne istiyor, neler
gelmesini istiyor. Bunu da dinleyelim. Hocam konu seçimi açısından bakarsak sistem teorisini KDP CKM'deki tarihimizde de birden fazla defa inceledik. Benim bu biyocoğrafik bölgeler daha fazla ilgimi çekti açıkçası. Bu hani biyolojiyi de inceledik gerçi. Evrim açısından girdik konulara. Ama biyocoğrafik bölgeler bazında, yani bu bakir bir alan bizim tarihimizde, KDP tarihinde. Hani bunu biyolojik evrim bağlamında biyocoğrafik bölgeleri, o paralel evrimsel tarihini incelemek, bilmiyorum açıkçası, benim daha fazla ilgimi çekti. Hani karasal, burada deniz bölgelerine pek girilmiyor sanırım. Hani belki oralara da genişletilebilir ama bu 3 aylık trimester döneminde altını doldurabileceğimiz bir konu olabilir mi? Orada tereddütlerim var. Onun için daha bir üst başlıkla mı acaba girilse? Evet. Hani biyolojik temelli. Evet, teşekkür ederim. Doğrudur. Yani biyolojik elle tutulur anlamına gelen bir boyut var biyolojide. Belki 21. yüzyılda da şöyle başlamıştı. 18. yüzyıl ağırlıklı olarak fizik yüzyılı, 19. yüzyıl kimya yüzyılı, 20. yüzyıl bir bakıma kimya ile biyokimya ve fizik hepsinin ortaklaştığı bir yüzyıl. Şimdi tam biyoloji yüzyılına geldik ki biyoloji merkezi oturmuş bir 21. yüzyıl var. O nedenle ekoloji, ekosistemler, biyocoğrafya, ondan sonra ona bağlı olarak sosyobiyolojik inceledik onu. Bu konuları irdelemek mümkün. Ama bütün mesele şöyle, tabii ki bu tür irdelemeler ve holistik boyutta yapmak zorunda hissettiğiniz zaman sistem kavramını da işin içinde sokmak mümkündür. Yani ikisini birleştirmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Öyle bir isimlendirme, adlandırma olabilir diye ben de fikrimi iletmiş olayım. Evet, Fuat Bey söz istedi. Peki. Şimdi hangi sistemi, yani sistemler grubunu ele alırsak alalım, nicel ya da nitel incelenmesi mümkün. Yani biyolojik sistemler veya biyocoğrafi neyse, ben tabii tercihim daha anlamlı olması için, daha anlaşılabilir ve doğru olması için nicel incelemeleri tercih ederim. Yani matematiksel formüllerle, tam kesin olmasa bile anketlerle, deneylerle ortaya çıkan sonuçların matematiksel ifadesinin de matematiksel biçimde ifade edilmesi çok iyi olur. Yani bundan sonra sunum yapacak arkadaşlar genel fikirlerden çok buna mevcut modellere ya da matematiksel modellemelere özellikle ağırlık verirlerse benim açımdan iyi olur ve hepimizin açısından daha iyi anlaşılır. Yani iklim değişikliği diyoruz, işte 1 derece 2 derece yükselecek, denizler yükselecek. Ne kadar yükselecek ya da hangi iklimlerde nasıl etki edecek? Daha başka bir örnek vereyim. Yani tavşan nüfusu bir coğrafi bölgede diyelim. Tavşanları avlayan ne var? Kurtlar var belki. Tavşanlar ne yiyor? Ot yiyor, şunu yiyor, bunu yiyor. Fakat bütün onları, kurtlar var. Kurtların yaşaması için ne gerekir? Tavşanların yiyeceği şey, otlar falan iklime göre nasıl değişiyor? İnsanın orada varlığı ne oluyor? Bunlar matematiksel modellerle çalışılıyor orada burada. Bunlar ifade edildiğinde, konuşulduğu zaman ileride, yani benim tercihim mümkün olduğu kadar matematiksel model ve sayılarla ifade etmek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir noktaya değindi Fuat Bey. Ama ben biraz daha onu daha da ileriye götüreyim istiyorum. Şimdi bu değindiği konu nitel veya nicel. Nitel yöntemler ve nicel yöntemler var. Nicel yöntem dediğimiz zaman matematiğe kaymamız lazım. Nitel yöntem dediğimiz zaman da bilimsel açısından olayları bir bakıma irdelemeniz gerekir. Bir nitel yöntem ağırlıklı olarak sosyobiyolojide daha çok geçerlidir. Çünkü matematiksel temelden bir şey yapamazsınız oralarda. Şimdi genel olarak varlık ve varoluşun temel özelliklerinin sorgulanmasının nasıl yapılacağını düşündüğümüz zaman
zıt kavram çiftleri diye bir şey oluşuyor arkadaşlar. Onlardan biri de biraz önce ifade ettiği gibi Fuat hocamızın nicel veya nitel incelemekte. Bu bir boyuttur. Başka bir boyut da bir şeyi tekil mi inceleyeceksiniz yoksa çoğul olarak mı? O da bir başka bir boyuttur. Yapabilirsiniz yani. Mesela sosyalde bireyi incelersiniz. Bireyi incelerken psikolojik temelinde kalmış olursunuz. Çoğulu incelediğiniz zaman da bu sefer sosyal temele geçmiş olursunuz. Veyahut da başka bir boyutta nedir bu? Genel olarak mı, özel olarak mı bakacaksınız olaylara? Bu da bir boyuttur. Öyle de bakıp bir şekilde irdeleyebilirsiniz ki genel sistem teorisiyle özel sistemler baktığımız zaman işte neydi? Özellikle şeyin vurgulamak istediği bir bakıma metinin vurgulamak istediği neydi? Özgün alanları, sistemin özgün olan alanlarda uygulanması ki organizasyon ve yönetim alanını kastetti. Ama genel sistem teorisine baktığımız zaman Bertalanffy ağırlıklı olarak almanız gerekir. Başka nedir? Bilinçlerini uzamla mı yapacaksınız? Yani evrenin bir parçası mısınız? Yoksa siz o parçanın içindeki bilinç misiniz diye de irdeleyebilirsiniz. Bu en zor irdeleme biçimidir. Bunu da yeryüzünde şu anda yapan kimse olmamıştır. Ondan sonra. Peki. Ateşan geldi sen. Karnını doyurdun. Şimdi konuşabilirsin. Evet. Yok yok, bir telefon geldi. Acil gitmem lazımdı. Kapatıp gittim. Tamam. Şu anda seni bekliyor millet. Konuşmamız. Evet. Konuşacak. Ne konuşursan onu anlatacaksın işte. Ne aktarmak istiyorsan, ne söylemek istiyorsan. Ya bence senin bu kolokuyla küçük notların var ya, o notlardan da bir liste çıkarıp o listeyi tartışmamız daha kolay olur. Daha hedefe yönelik olur diye düşünüyorum. Çünkü çıkardım şimdi bak burada. Bunları okumaya kalksam herkes öpürmüyor. Başlayacak burada. Burada kaç tane not var? Söyle, tamam. Sen onlardan süzüleceksin. Katılımcı biz olmadan olmayız bu iş. Mustafa Özcan olsa ne olacak? Olmasa ne? Yok yok. Yani 3-4 tane konu bahi ya semestr başlıklarını koyarsan onlar üzerinde birkaç şey söyler ve nihai bir seçim yapar. Sistemi, semestr konularını ortaya çıkarmış oluruz. Peki. Arkadaşlar, Figen de geldi. Hoş geldin Figen. Bir merhaba de herkese. Bir aç telefon sesini duyalım Figen. Ha, Figen geldi. Kusura bakmayın. Şifreyi unuttuğum için, bir yerde kayıtlı olmadığı için sordum ama geç cevap aldım. Sağ olsun Cemal Bey galiba cevap verdi. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz Figen Hanım. Görünenler çok kıymetli oluyor tabii. Evet, evet arkadaşlar. Başka söz isteyen. Tarık, sistem konusunda konuşacaksan yeteri kadar sistem konuşuldu. Bir şey demiyorum ama ben biraz daha konuların değişik olmasını istediğim için şimdi diğer arkadaşlar da fikir söylesin. Sistemin dışında konuşacaksan buyurun. Yine sistemle ilgili konuşacağım ama önemli bir konu. Yani burada müsaade ederseniz bir... Önemsiz olan bir konumuz yok, onu söyleyeyim. Hayır, teknik bir konu değil. Teknik olarak değil yani. Şimdi biz holizm deyince holistik bilim ve holistik düşünceyi anlıyoruz. Şimdi demin Fuat Hocam'ın ve Dursun Hanım'ın söylediklerinden yani somut örnekler üzerinden gitmek. Burada evrene baktığımız zaman sistem üzerine belki milyonlarca örnek verilebilir. Ama bir holistik bir holizm konusunu işleyen bir grup olarak bizim biraz daha ilkelere yönelik ve holistik bilim ile holistik düşünceyi ayırt ederek holistik bilimin ne olduğunu aşağı yukarı hepimiz kafamızda canlandırıyoruz. Ama holistik düşünce deyince hakikaten bir sıkıntı içindeyiz. Örneğin homojen görüş, heterojen görüş. Homojen görüşten şikayet ediyoruz. Heterojen görüşle konunun açının daha fazla olduğunu ama bunun yanında da bağlamından uzaklaşmayı onun ortaya çıktığını görüyoruz. Benim bu anlamda söyleyeceğim düşüncenin, holistik düşüncenin de önemli olduğunu ve somut olaylardan bağımsız olarak ayrıca incelenmesi gerektiği.
Evet, doğrudur. Arkadaşlar, sistem düşüncesi de holistik zaten. Yani ama farkı ne? Sistem düşüncesinde muhakkak bir 2 artı 5 şeklindeki orada bir fazlalık konusunda görüş veyahut da onun üzerinde çalışma şeklinde bir zorunluluk yok. Bunu anlamak lazım. Ama holistikte muhakkak siz kaçınılmaz olarak 2 artı 2 5 edecektir. Oradaki 4'ten bir fazlasının ne olduğu konusunda odaklanmamız gerekiyor. İşte bu holistik görüşle sistem görüşü arasındaki fark yok. Yani sistemde total kavramı da var. Holistik kavramı yani bütünsel olarak total, holistik olaraktan iki tane konuyu da bir arada görebiliyorsunuz. Onlar sistem olduğu için de. Ama holizmde bir şekilde siz o fazlalık bütündeki o fazla olan özelliği ifade etmek zorundasınız. Onun üzerinde çalışmak zorundasınız. Şimdi sağ olsun Tarık işte heterojen, homojen dedi. Tabii ki o belli ki herkesin daha önce çok düşündüğü belli nispetle kim tarafından bu şey yapılmış, Poynting yapılmış. Yani bir kavram olarak ortaya atılıp ilk kez konuşulmuş bilmiyorum. Ben de o birkaç defa tekrar ettiği için kulak misafiri olduk. Kulak dolgunluğu oluştu bende de. Ne olduğunu yaklaşık olarak anlıyorum ama pek çok konuda diğer aynı şekilde o iki sözcüğü biz başkalarıyla örtüşerekten ifade etmemiz mümkündür diye düşünüyorum o arada. Evet arkadaşlar şimdi bir öneri olaraktan bir oylama yapayım istiyorum. Tarık'la ilişkili olan konunun işlenmesi yani şimdi sadece bir yön bir eğilim belirleyeceğiz. Tarık'la işlenmesi istenen sistem çekirdekli konuyu mu tercih edelim yoksa Atilla'nın aktardığı ekoloji çekirdekli konuyu mu daha çok ön plana çıkaralım. Onları bir oylamak istiyorum. İlkin başladığımız gibi olsun. El kaldırmanızı istiyorum lütfen. Atilla'nın söylediği ekoloji çekirdekli bir konu eğilimiyle trimestriyi şey yapalım, irdeleyelim. Herkes şeyini de açsın. Senin sen de aç. Seni de görmek istiyorum. Sen de katılıp bir şeyler söylemen gerekiyor. Evet. Evet Atilla'nın konusunu bir bakıma özgün çekirdek olarak merkezde olsun isteyenler el kaldırsın lütfen. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ben doğru mu sayıyorum bilmiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet. 9 kişi gördüm ben. 11. 11 oldu hocam. Ne oldu? 11. Peki, ben de 11 saydım. 11 oldu. Hocam şöyle bir şey buldum eski kayıtlardan. 2018 yılındaki 9. aydaki trimester programının başlığı holistik bakıştan sistem bilim, matematik ve karmaşıklık. Yani bu konu da güzel bir konuydu. Hani sistem bilimi tek başına değil de bağlantılı matematik ve karmaşıklıkla daha ilginç olabilir. Çok fazla şey yapınca şimdi doğrudur. Eski Dursun Hanım'ın haklı buluyorum. Bunu irdelemişiktir. İrdelemediğimiz bir şey yok zaten Kadıköy Düşünce Platformu'nda. Ama şöyle söylüyorum. Giderekten biz bilgileri entegre ettiğimiz için belli bir bilginin içerisinde diğerini de varsayaraktan ilerliyor. Mesela matematik gerçekten bir düşünsel bir sistem ama nicel düşünsel sistem diyelim. Sistem o da. Yani ama her şeyin içinde olamıyor. Mesela şimdi sosyobiyolojiyi matematikle hiçbir ilişkisi yok. Ne yapacaksınız? Hatta biyolojinin içerisinde birkaç tane şeyin haricinde matematiği kullanmanız mümkün değil gibisinden yani onu oraya getirmek istiyorum. Eskiden daha fazla öğrenmeye yönelik anlatıyoruz. Şimdi sentez yapmaya yönelik anlatıyoruz. Yani şimdi şeyden transdisipliner olmaya başladık. Daha önce biz multi veyahut da interdisiplinerdir. Ayrı ayrı konuları bir araya gelip
anlatıyorduk. Ama şimdi yavaş yavaş onları birleştirdiğimiz için ilkin multidisipliner olduk. Sonra işte üç tane alan içerisinde geçişler yapabilecek şekilde cross-disiplinerlik ve transdisiplinerlik, omnidisiplinerlik ve holistik bir bilime doğru gidiş yapmaya çalışıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi sistemle ilişkili olarak oylayalım. Herkes iki defa verebilir. Hiç dert değildir ya. Onu da söyleyeyim. Konuşuruz. Bir veya iki defa el kaldırabilirsiniz. Evet. Sistemle ilgili olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İsmail Bey siz de gösterin. Elinizi. Tarık Bey 8, 9 oldu. Hadi bir daha gayret 11, 11 olsun da. Sonra da bir daha tartışalım istiyorum. Evet. Kaç etti sayın? 1, 2, 3, 4, 5. Aynısını ne yapıyoruz bir dakika karıştırdık. 11 oldu. 11. Sayırken eksik olmasın arkadaşlar. Eller açıkta olsun. 11 oldu yine. 11 11. İkisi nasıl birleşir diye konuşalım arkadaşlar. Talip görüyorsun. Herkesi memnun etmeye çalışıyorum. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadınız. Arkadaşlar ikisini birleştirelim madem ki. Birleştirelim. Dursun Hanım da sanki öyle olsun istiyor gibi geldi bana. Ya holistik bakışla biyo-coğrafik sistemler. Zaten öyle oluyor. Zaten. Holistik bakış sistemik sistem bazlı holistik bakışla daha doğrusu ekosistem boyutu olayı. Şimdi biyo-coğrafya dediğiniz zaman ben size söyleyeyim, biyo-coğrafyayı bir derste bitirirsiniz. Ondan sonra ne yapacağız? Çok hocam, o kadar da değil yani. Biyo-coğrafya kavramını ben söylüyorum. Yoksa canlılık ve şeyin bütününü anlatacağım derseniz o ayrı. Ama o biyo-coğrafya, biyo-coğrafik bölgeye girmez o. Biyo-coğrafik bölgelerin sistem açısından yukarıdan aşağı indireceğiz derseniz bu sefer ekosistemleri, ekoloji, ekosistem, biyo-coğrafya, canlılık, evren, bütün bunları dahil etmeniz lazım. Ateşan ne diyorsun? Genelde birleştirmek uygun mu? Ses kapalı. Zor. İkiden birleştirmişik. İkisini birleştirmek zor. Eskiden birleştirmişik ama bak. Daha önceleri konuştuğumuzu yaptığımızı biliyorum. Abilge gene sonrasında irdelemiştik onu. İkisini birleştirmiş. Holistik açıdan bakmamıştık o zaman. Evet, holistik zayıftı ama şimdi ilerletebiliriz. Daha çok öğrendik holistik ve sistem konularında diye düşünüyorum. Birleştirelim istiyorum. Ne dersiniz? İkisini birleştirme konusunda bir oylama yapalım. Arkadaşlar iki konunun birleşik olarak irdelenmesi konusunda evet diyenler elini kaldırsın lütfen. Evet. Başka? Dursun Hanım. Siz ne diyorsunuz? Evet mi diyorsunuz? Hocam pardon kaçırdım kalkmıştım bir an. Önümüzdeki konuyu ortaklaştıralım istiyorum. Ne diyorsunuz? Tamam yapın. Evet. Ortaklaşma konusunda evet İsmail Bey de evet dedi. Esin Hanım sizin fikriniz nedir? Şimdi Esin Hanım şeyiniz açık değil mikrofonunuz. Ayrı ayrı incelemek mümkün değil mi acaba? İncelenir de o zaman iki tane farklı bir sistemik açıdan değil de sanki ders anlatıyormuşsunuz gibi inceleme durumunda kalacaksınız. Karışmaz da anlaşılır olmaz mı? Eşit zaman ayırarak. Zaten eşit zaman ayıracaksınız ama sistemin
sistem olmadan öbürünü sanki ilkokulda ders anlatır gibi anlatmak zorunda kalırsınız. Evet. Yani sadece öğrenmek isteyenler tamam. O zaman ben de diyorum ki burada niye öğrenmek istiyorsunuz? Açın o zaman Wikipedia'dan çok güzel öğrenirsiniz. Benim anlattığımdan daha iyi oradan detaydan öğrenirsiniz. Ha, o bunu öğrensin, özetini yapsın, bana aktarsın diyorsanız ya ben de bu 29 senedir öyle yapıyorum zaten. Bu arada Fuat Hoca düştü galiba. Evet. Arkadaşlar böylece herhalde ben sayıyı saydım. 11-12 kişi birleştirelim istedim. İşte Nesrin Hanım istememişti. Celal Bey el kaldırmadı, ne demek istediğini anlayamadım. O tekil istiyor her şeyi. Mikrofonu aç Celal Bey. Çok genişliyor diye korktum biraz. Kapsam çok genişliyor diye. Genişlemenin hiçbir şeyi yok. Daha az konuşuyor millet. Dar bir konuya geldiği zaman analitik maşallah bir açıyor bir yerlerden topluyor bana hepsini getiriyor buraya koyuyor. Ya ben de kitabı alırım okurum. Ne anlamı kaldı ki o zaman burada olmanın? Alıyorlar oradan pat 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 getirip buradan aynısını copy paste yapıyorlar bitiyor iş. Böyle konularda hadi bakalım bir şey söylenmesi lazım. Ya şöyle bir şey önereceğim. Ya konu başlıklarını belirlerken belki şey olabilir. Yani mesela iki konu işte ekosistemle ilgili işte bir konu sonra onu tamamlayıcı şekilde daha zaten, böyle soyut bir konu. Metin, aynen dediğin gibi zaten ikisini de bir araya getirelim istiyorum. Bana sorar, evet. Ekosistemde 16 tane anlatılacak bir şey yoksa. Evet. Yani böyle birbirini tamamlayacak şekilde bir müfredat, bir mimari oluşturmalı. Evet, soyut somut iki tane eksen var çünkü temelde. Evet. Onu evet. Da aktarmış olayım bakın. Bütün evreni incelemekte iki tane eksen üzerinden inceliyorsunuz. Başka iki ekseni yok. Bütün bilgileri. Soyut somut eksen, eleştiri ve mantık, düz mantıkla diyalektik eksen. Başka bir iki tane ekseni yok. Bunlar iki tane zıt eksen. Burada onu tamamlamış oluyoruz. İkisini bir araya getirerek. Peki arkadaşlar, ben ortak bir isim bulup gelecek hafta bildireceğim. Sonra altını doldururuz diye düşünüyorum. Diye kapatalım istiyorum. Ne diyorsunuz? Evet. Görüşmek üzere diyeceğim çünkü şimdi kaydı durduracak senin sonra serbest kısma geçeceğiz. Bu haftaki toplantımızda kolokyum 2 adıyla bitirmiş bulunmaktayız. Haftaya Mustafa Özcan'ın özet sunum başlıklarıyla, konu başlıklarıyla birlikte olacağız. Kadıköy Düşünce Platformu'nu Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Kadıköy Düşünce Platformu toplantılarımız her cumartesi 15.30-17 saatler arasında Zoom adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Herkese iyi günler. Evet arkadaşlar.